Hardo Dörüsüre Vahir ve Ciro. Hardo Dörüsüre Organ Dosyağı bu Kemal Efori Zira Balişna bu. Ya Havak ya Hızır. Tır Raştiya Raştiya Tura Hı. Selama. Vesni. Ya Havak. Ya Hızır. Ya Piri Piran. Ya Hızır Eye Tengi. Kamo Tengi de Tenga inandı. Birisi ya Hızır. Zavzeti mazaliman zuluman deste ne verdi ya hek. Dersim katliamı Türkiye tarihinin görmüş olduğu en büyük Alevi katliamlarından biridir. Tarih boyunca Aleviler bu topraklarda katledilerek yok edilmek istendi ve asimilasyona maruz bırakılmak için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdi. Bu ülke kurulduğu günden bugüne kadar farklı halklara ve inançlara tahammül etmeyen, tekçi, ırkçı, ideolojik bir anlayışla bugüne kadar geldi. Ve bugün hala ne yazık ki bunun izlerini, bunun sonuçlarını en ağır şekilde yaşıyoruz. Bizler bir kez daha diyoruz ki, Alevilik inancı bu coğrafyanın hakikatidir. Tarih boyunca ne tenkil, ne tedip, ne katliamlarla, ne asimilasyon politikalarıyla diz çökmedi, çökmeyecek. Yaşamını yitirmiş bütün canları anıyorum. Seyit Rıza'nın huzurunda, burada onun anıtında, o nasıl anıtının önünde, o nasıl diz çökmediyse, bizler de 21. yüzyılda bu otoriter rejime karşı bizi tekleştirmek isteyen, inancımızdan uzaklaştırmak isteyen, bizim Kürtlüğümüzden, Araplığımızdan, Aleviliğimizden, farklılıklarımızdan ama gerçekliğimizden koparmak isteyen bu ceberrut ideolojiye ve iktidarlara karşı bizler Seyit Rıza'nın torunları olarak, Pir Sultan Abdallah'ın torunları olarak ve bizler Baba İshak'ların torunları olarak bu mücadeleyi burada sürdüreceğimizin bir kez daha sözünü veriyoruz. 87 yıl önce bu topraklarda soykırımın başlangıcı olan ve sonrasında soykırımda onlarca yüzlerce insanımızın katledildiği topraklardayız. Ve bu topraklarda sadece yol önderlerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz değil, inancımız, doğamız da katledildi. Ve bununla yetinmeyen devlet yıllardır 37'den bu yana, öncesi ve bu yana halen farklı şekillerde inancımızı bu topraklarda silmeye, değiştirip dönüştürmeye çalışıyor. Bugün bu topraklarda soykırımlarla, katliamlarla, sürgünlerle yok etmediği inancımızı bugün devlette bir kurum oluşturarak onun eliyle teslim almaya, dönüştürmeye, değiştirmeye çalışıyor. Sevgili eş başkan da söyledi. Aleviler bu topraklarda yol önderlerinin, yollarının mirasları onlara düsturdur. Geçmişte Seyit Rıza nasıl diz çökmediyse, Pür Sultanlar, Nesimiler, Hallaclar, Şeyh Bedrettinler nasıl diz çökmediyse, Alevilerin bugünkü yoldaşları da, bugünkü talipleri de, çocukları da asla diz çökmeyecek. Brina Dersim'e Brina Gelen Kurt Heji kalık ne girtiye. Ev birine me heji ne kevuyaya. Vakta pireme mazın Seyit Rıza hata dili girtin. Gotine kiwi hebu. Bu dili girtin amin. Vundu bejin ev mesela kadiyaya le vun bizzanı bin. Lisser her kevreki dersimi. Lisser libin dareki dersimi. Ve hertim Seyit Rıza hebin. Haşte ve heft sale. Efte koşin lhamberi ve zulme, lhamberi ve kırkırne berdavamı. Ne tenel dersimi, ne tenel gelemeyi dersimi, bir milyonan, bir deh milyonan. Gelin Kurt, gelin mazlum lhamberi ve kırkırne berkhoadı da tedi koşu. Em, hatta Goristan'ı rehavali Pire Men Mazın Seyit Rıza o rehavali vi ne eşkere kirin. Hatta navi dersimi ve fermi ne vergirtin. Hatta komisyona hakikati
jiber ve kırkırne ne avakirin amive tekoşina kwa berdavam bikin. Emzanın lehemberi dersime ji İmparatoriya Osmani hatta Komara Türkiye lehemberi dersime ef kırkırın ef talan o ef asimilasyon hertim berdavam be. İn oji ef politika ef siyaseta kreş lehemberi gelemeyin dersime berdavam deke. Bre ure bazen cuda. Le İro geleme, gele Dersim'e, gele Kurdistan'a, lehemberi ve zulme, Ahmet Beş'in enviya kabul nakin. Unutursak kalbimiz kurusun. Ben Pirimiz Seyit Rıza'nın şahsında bütün Dersim önderlerinin yani katledilen vatandaş canlarımızın huzurunuzda hepinizi saygıyla selamlıyorum. Onları saygıyla yad ediyorum. Umarım daha güzel bir dünyada, daha güzel bir coğrafyada yaşama imkanı buluruz. Şark ıslahat planıyla 1925'te başlayan bir planla tek dil, tek devlet, tek millet anlayışı ve tek din anlayışıyla birlikte kendisine ayrıksı olan coğrafyada yer alan insanları yok etmesi gerekiyordu ve bunların başında da Dersim geliyordu. İhsan Sabri Çağlayangil itiraflarında şöyle söylüyordu. Neticede şunu söyleyebilirim diyordu. Bunlar kabul etmediler. Mağaralara mülteci oldular. Ordu onları orada fareler gibi zehirledi. Ve 7'den 70'e Dersim Kürtlerini kesti. Dersim davası bitti dedi. Neymiş? Kabul etmediğimiz neymiş? Biraz önce bahsettiğimiz o tek dil, tek din, İnkarcı politikayı kabul etmemekte Dersim'in söylediği. İşte bu nedenle Dersim her zaman çıbanbaşı bellendi. Ama bellendi de, böyle bellendi de Dersim yok mu oldu? Dersim davası bitti mi gerçekten? Hayır, tam tersi 87 yıldır bu mücadele, bu direniş, devletin yaptığı bütün baskılara karşı Dersim halkının direnişi, kavgası devam ediyor. Devam da edecek. Dersimlilerin en çok talep ettiği şeylerden biri resmi özrün artık dilenmesi. Ama sadece dilemekle kalınmamalı. Siyasi ve hukuki kapsamı en geniş şekilde araştırılarak hesaplaşmayla anlamlı olacak bir şeydir bu. Bu toprakların kadim halklarından, kadim kültüründen biriyiz. Bu toprakların gerçeğiyiz. Saygı ve kabul görmek istiyoruz. Ve dünyadaki benzer örnekleri üzerinden tarihle yüzleşmeye çağrısında bulunuyoruz. Diyoruz ki resmi özür dilensin ve özür kamuoyuyla paylaşılsın. Dersim 1937, 38, 39 sürecine dair bütün arşivlerin ve hakikatin tamamı kamuoyuyla paylaşılsın. Öldürülenlerin yakınlarının onurlarını, itibarlarını ve haklarını iade eden resmi bir açıklama yapılsın. Kayıpların çocuk, kadın, yaşlı nerede oldukları araştırılsın. Öldürülenlerin kimliklerinin tespiti için araştırma yapılsın. Öldürülenlerin naaşları bulunsun. Naaşlar tanımlansın. Yeniden defini için gerekli işlemler yapılsın. Dersim ismi ve eski yerleşim yeri isimleri iade edilsin. Seyriza ve idam edilenlerin mezar yerleri ortaya çıkarılsın. Cenazeler ailelerine teslim edilsin. Toplumsal haklarımız tanınsın. Anayasal güvenceye kavuşturulsun. Cigerame sunerai Kabu vera khdereme Cigerame sunerai Tud mera pe bugana pe gerbena Kuragamayi